Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün saat 11'de bir aradaydık. Tekrar karşınızdayız. Evet, her gün yayınlarımızla Habertürk ekranlarında buluşuyoruz. Tercih dönemine doğru adım adım birlikte ilerliyoruz. Bugün hani böyle küçükken sorulur ya, büyüyünce ne olacaksın diye. En çok söylenen iki meslek grubunu yakından tanımaya çalışacağız. Geçenlerde biliyorsunuz büyüyünce ne olacaksın sorusuna pilot yanıtını verenler için havacılığı konuşmuştuk. Programlarımızda mühendislik konuşuyoruz, tıp konuşuyoruz, mimarlık konuşuyoruz. Bugün büyüyünce öğretmen olacağım dersiniz ya ilk sorduğunuzda. Çünkü aileden sonra ilk karşılaştığınız kişi, aslında ilk güvendiğiniz kişi öğretmenlerinizdir. Dolayısıyla programın ikinci bölümünde eğitim fakültelerini konuşacağız. İlk bölümde şimdi hep konuşuyoruz. Teknoloji, yapay zeka hayatımızı ve meslekleri nasıl dönüştürecek, nasıl değiştirecek? Tıpta yapay zeka, mühendislikte yapay zeka. Çok ilginç araştırmalar var. Bunu hocamızdan dinleyeceğiz. Bakın bugüne kadar programlarımızda neler konuştuk bir izleyin. Birazdan konuğumla birlikte karşınızda olacağım. Ben üniversiteye adımı attım, yerleştim. Oh, bitti artık hayat. Hayır, yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor. Her sağlık alanı da alanına girdiğimizde iş bulacağız diye bir garanti yok diyorum. Hmm. Bazı dersler bunun sinyalini verir aslında. Birazdan konuşacağız. İşte kimya dersini çok seviyorum. Fen bilimleri dersinde heyecanlanıyorum. Bunlar aslında size güzel ipuçları arkadaşlar. 2-3 tane üniversitede 2-3 tane iktisata giriş dersi verilmesine gerek var mı? 2-3 tane termodinamik fizik dersi verilmesine gerek var mı? Yani sen bu işi Stanford'ın, Harvard'ın, MIT'nin yaptığından daha mı iyi yapacaksın? Neden senin öğrencilerinin Coursera'dan, edX'ten ders alıp kendi hocalarım tarafından koordine edilen bir şekilde, kontrollü bir şekilde en iyilerinden öğrenmesini sağlamıyorsun? İnternette bulamadığınız bir şeyi size öğretecek bir hoca var mı acaba? Çünkü her şey internette yok. O hocalar size yerine göre bir cümle söyler ve hayatınız değişir. İlham verir. Birçok şey olabilir. Sana güvenir. Evet. Ve belki de hani nasıl yapacağım sorsa neden yapamıyorsun der. Bugün üniversite eğitiminde alacağı bilgileri mezun olunca belki yarısı yok olacak. Artık yeni bir teknolojiyle tanışacağız biz. 20-25 yıl sonra belki daha erken bu teknolojiyle tanışacağız. Bu da kuantum teknolojileri devrimidir. Hem dün vardı, hem bugün var, hem de yarın olmaya devam edecek. Çünkü insanlık var oldukça onun olmaması imkansız. Bilmece gibi konuştum ama tercihiniz eğer hukuktan yanaysa bugün programı kaçırmayın. Bu sene için ben 100 bin barajının uygulanacağını düşünmüyorum. Bir mühendisin insan ve toplum bilimleriyle teması, evet. Ya da sosyal, evet, bilimcinin bir tıp alanıyla teması. Bu detaylarda saklı olacak. Bütün bundan son derece önemli. Sonra iyi bir diploma da elde ettiyseniz, üzerine bir de yabancı dil biliyorsanız ne şahane, iş bulursunuz. Artık öyle bir şey yok. Ne bekliyor iş dünyası sizden? Yeni dünya düzeni ne bekliyor genç arkadaşımdan? Sınır tanıma diyor, dünyayı tanı. Son projemiz olan da deniz kirliliğini önleyen robotla Amerika'ya kabul aldık. Sahne tozu yuttuğunuzda oradan ayrılamazsınız ya. Havacılığa da bulaştığınızda. Stüdyo ben tozu yuttunuz mu siz bugün acaba? Buradan ayrılamayacak mısınız diye düşünmeye başladım. SGK işveren payının yarısı, işte stopajlar %80, 90-95 işte Ar-Ge indirimi diye. Yüklerden arınıyor. Hı-hı. Bu çok güzel. Hı-hı. Ama bu işin küçük bir yönü. Şimdi bizi izleyen Azay'ın annesi babası dur kapatma çevirme diyor. Hepsi SGK, vergi, bilmem ne, stopaj. Anladı da Azay'ın kafa burada yandı. Abi şimdi oraya geliyorum. Bütün sene çalıştım ama başarılı olamazsam ne olacak? Ne olacak? Aynen. Evet, değerli bir bilim insanını ağırlıyoruz şimdi de. İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Çetin Kaya Koç bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Berkem Hanım. Şimdi aslında yıllardır Amerika'daydınız, Kaliforniya Üniversitesi'nde. Evet. Artık kaç yıl oldu diye sormayayım. Epey bir süredir oradaydınız. 100 yıl oldu. 100 yıl. Çok da genç görünüyorsunuz ama. Evet. Şimdi önemli çalışmalar için Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de de aslında yakında daha fazla duyacağımız çalışmaları başlattığınızı biliyoruz. Hep konuşuyoruz biz işte böyle. Yapay zeka mesleğimizi elimizden mi alacak? Oysa ki olay ve tartışma bu kadar da yüzeysel olmamalı. Yapay zeka mühendislikte çok önemli uygulamaları var. Tıpta çok önemli uygulamaları var. Hadi bizim bilmediğimiz, şaşıracağımız, hayretle izleyeceğimiz o güzel gelişmelerden bizi biraz haberdar edin. İyi fikir.
Evet, 2 gün önce Lviv Hastanesi'ndeydim. 2 doktor arkadaşımızla konuştuktan sonra onların endişelerini dinledim. Aynı endişeleri Koreli doktorlardan da duyuyorum. Acaba yapay zeka bizim mesleğimizi bizim elimizden alacak mı? Hatta öyle değil. Yapay zeka bizim mesleğimizi bizim elimizden alacak diyorlar. Kısmen doğru. Bütün teknolojiler geliştikçe insanları bazı zor işlerden hem alıkoyuyorlar hem de kurtarıyorlar. Kocaman kamyonlar olduğu için artık işte 200 sene işçi kazmayla kürekle girişmiyor. Graderlerimiz var, daha başka sistemlerimiz var. Yapay zeka da bazı düşünsel, zihinsel sandığımız şeyleri bizim aslında yapmamıza gerek olmayacak bir şekilde elimizden alacak. Oradan hiçbir şüphem yok. Ama bir yandan da üstümüzdeki yükü de almış olacak. Belki de biz daha farklı insan olmanın, daha farklı işte o daha yaratıcılık, daha üretim, daha farklı inovasyon. Belki onlara kafa yoracağız. O böyle bizim elimizden yani, basit işleri alsın da. Evet. Ben arzu ederim ki mesela haftada 5 gün değil 4 gün çalışalım. 3 gün dağlara çıkalım. Harika olur. Değil mi? Benim yerime ben şuraya her gün ederim. Değil de 3 gün geleyim. Evet. 4 gününde evet. Bir robot çıksın, sunsun. Kesinlikle. Ben doktorlarımıza yapay zeka sizin asistanınız olacak diye onları sakinleştirmeye çalışıyorum. İnşallah bana inanıyorlardır. Gerçekten de öyle olacak. Bazı mesleklerin yok olacağına inanıyorum ama. Mesela radyoloji mesleği olmayabilir. Çünkü şu anda yapay zekalı sistemler çok daha hızlı ve çok daha hassas bir şekilde bu teşhisleri koyabiliyorlar. Dolayısıyla radyoloji ortadan kalkabilir. Tehdit edebilir, evet. Hatta ortadan kalkabilir. Bunun gibi başka alan var mı işaret etmek istediğiniz? Birçok alan var. Birçok alan var. Evet, böyle. Gene doktor için, tedavi için doktora ihtiyacımız var. Aslında burada en önemli bir konu sorumluluk konusu. Yani bu sorumluluğu kim alacak? Tedavinin sorumluluğunu kim alacak? Yapay zekalı yaparsanız onu kurum alır. Yani hastane sorumludur. Hı hı. Ama doktorla olursa doktor sorumludur. O yüzden doktorlar bir takım sigortalar alırlar, satın alırlar ki malpraktise karşı kendilerini emniyette tutabilmek için. Ben tıbbi yapay zekanın çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten görüyorum, biliyorum, projeleri takip ediyorum. Ki bununla ilgili bir laboratuvar kurdunuz İstinye Üniversitesi'nde. Evet, ne yapacak bu laboratuvar? Neye odaklanacak? Tıbbi... Bu zaten İstinye Üniversitesi'nin kurucularının biliyorsunuz Medical Park ve Lviv hastaneleriyle. İsim vermeyeyim, evet, özel 2 evet, hastane. Çok özür dilerim, tamam. Birçok hastanesi var, 30'dan hatta fazla. Bu hastaneler dijitalleşme için çok güzel ortamlar. Şu anda hastanelerimiz dijital değil. Bir doktora gidiyoruz, bir başka doktora gittiğimizde her şey yeniden başlıyor neredeyse. Veya elimizde CD'lerle bir takım ölçümlerin olduğu kağıtlarla gidiyoruz. Taşıyıp kendimizi anlatmaya, o hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki hepsi tek bir yerde toplansa biz de rahat etsek, doktor da rahat etse değerlendirirken. Ve çok hızlı değerlendirebilse. İnanın bu Amerika'da da yok. Yani bu yani işte Amerika bizden ileri, hayır değil. Amerika belki bizden ileri. Mesela İskandinav ülkeler, İsveç falan güzel örnek oldu mu? Ne dersiniz? Yok, onlarda da yok. Yani inanın biz Almanya bunu yapıyor. Fakat Almanya. Onların yaptığı da yapay zeka destekli sistemler değil. Sadece dijitalleşmiş sistemler. Daha çok faturalama, hastayı takip etme falan gibi sistemler. Yapay zeka bunun içerisinde farklı şekillerde giriyor. Yani teşhis için giriyor. Yorumlama için giriyor. Yönlendirme için giriyor. Karar destek sistemi olabiliyor veya direkt olarak teşhis imkanı tanıyor doktora. Bunlar güzel şeyler. Mühendislikte ne gibi yansımalar olacak yapay zekanın? Mühendislikte çok daha fazla yansıması var. En önemlisi otonom cihazlar, araçlar. Biliyorsunuz artık Türkiye'ye de geldi. İnsanlarımız Tesla'larını falan işte bir takım AI8'lerini falan gösteriyorlar. Özellikle değil yani işte CEO'larımız falan bunlar çok havalı cihazlar, havalı makineler. Bu burada daha çok var. Benim projelerim genellikle onun üzerine yoğunlaşacak. Yakın bir zamanda TÜBİTAK'ın 22-32 denilen tersine beyin göçü programına hak kazananlardan birisi olduğumu öğrendim. Böyle bir proje yazdım. Ben de dronları uçurmak istiyorum. Otonom bir şekilde. Biliyorsunuz bütün dronlar aslında uzaktan kumandalı çalışıyor. Doğru. Bu Bayraktar dronları için de geçerli.
Büyük ve küçük. Hepsi hemen hemen öyle. Birisi hani joystick'i elinde tutuyor. Hmm. Onu kontrol ediyor. Şu an kameraman arkadaşlarım dikkatini çeken bir konu başlığı açtınız. Evet. Onun yani, dolayısıyla iyi bilgisayar oyunu oynayan operatörlere ihtiyacımız oluyor. Hmm. Ve ilginç bir konu. Gerçekten bu devam eder eminim. Ama otonom dronlar da yapmak mümkün. Benim hayal ettiğim şeyler özellikle urban yani şehir içerisinde çok faydalı olabilir. Otonom dronlar mı dediniz? Evet. Nasıl bir şey o? Kendi başına gidecek. Kendi başına gidecek. Gidecek. Hani biz şimdi tehlike anında geri dön benim bulunduğum yere deyip o uçan drone'u yanımıza çağırıyoruz. O tehlike anında gelmeyecek. Kendi kafasına göre evet, onun da bir... Mesela o zaman şimdi nedir burada konu? İki konu var. Birincisi emniyet. Güvenlik, yani tabii. Elektriğe çağırma, elektrik kablosuna çağırma, duvara çağırma, başka bir drone'a çağırma. Ağacın tepesine takılır kalır. Kesinlikle ağacın içinden geç ama yapraklara çarpabilirsin, dallara çarpma. Tamam. Mesela bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunları simülatörlerde yapıyorum açıkçası. Şimdi bunların gerçeklerini yapmak istiyorum. Bizim biraz drone kıracağım yani. Bile evet. Drone operatörlüğü sertifikası aldı. Elinden niye çocuk o kadar emek verdi, aldı, kullanacak o? Onun tek başına niye uçsun? Onun bilgisine ihtiyacım var. Onun bilgisini kullanmak istiyorum. Onun bilgisini öğretmek istiyorum yapay zeka sistemime. Dolayısıyla aslında ondan bu arkadaşın ismi neydi? Tugay. Tugay. 150 tane Tugay üretmek istiyorum yapay zekalı. Mümkünse onu yapacağım. Ve bunun üzerinde çalışacağım. Benim en çok ilgi duyduğum alan bu. Türkiye Devleti'nin ilgi duyduğu bir alan bu. Benim de hoşuma gidiyor. Bir başka konu daha var aslında benim yaptığım. Biraz daha ileri araştırma konusu. O da nöromorfik deniyor buna. Nöromorfik. Evet, biraz karmaşık bir kelime. Aslında insan beynini taklit eden bilgisayarlar yapmak demek. Bu yapay zeka programların koşacağı bilgisayarları tasarlamak gerekiyor. Bunları normal bilgisayarlarda, laptoplarda, serverlerde yapsak ne olacak? Ya da daha kompleks şeyler de olabilir. Çok enerji harcıyor, çok yavaş çalışıyor. Onları da yenisini yapmamız gerekiyor. Bu konuda da çok en çok çalışmalarım bu konuda. Yani son 1,5-2 senedir bu çalışmaların sonucunu almaya başladım. Aslında benim başladığım nokta bu değildi. Ben üniversiteyi, Kaliforniya Üniversitesi'nden doktoramı aldığım zaman kriptografiye, şifreleme bilimine yöneldim. 20-25 sene bunun üzerinde çalıştım. Bu kadar çekici bir konu. Evet, aslında orada da şifrelemenin mimarisine, şifreleme algoritmalarının koşacağı bilgisayar sistemlerin tasarımına yönelmiştim. 2010'a kadar her şey çok yolunda gidiyordu ama 2010 yıllarında ben dahil birçok şifreci bilim adamı, biz akademisyeniz, biz hiçbir devletten yana olmak istemiyoruz açıkçası, hiçbir kuvvetten yana olmak istemiyoruz, biz sen... İnsanlıkta yer almak istiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başka devletler de bunu yapıyor. Şifreleme algoritmalarını kasti olarak zayıflattığını fark etmeye başlayınca benim hani şevkim kırıldı. O 2010'larda bunu ortaya çıkınca biraz şifrelemeyi kenara itmeye karar verdim. 1980'lerde doktorama başlarken bu yapay zeka, neural network konusu gündemdeydi. Bir dakika ya, orada ne olmuş diye baktım. Aa, çok güzel şeyler varmış. O zamandan beri bunları çalışıyorum. Ve bu yapay zekaları koşturan, yapay zeka algoritmalarını koşturan bilgisayar tasarımı Türkiye için çok yeni bir konu. Ama dünya için çok önemli. Hem Çin'de böyle bir çalışma grubu kurdum, hem de Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarım devam ediyor. Burada doktor öğrencilerim var. Onlar da çalışıyor. Onlar çalışacak, ben övüneceğim. Şimdi araya girip soru sorasım bile gelmedi. Öyle güzel anlattınız ki o akışta aslında izleyen arkadaşlar, aday arkadaşlar bir bilim insanının bilim yolculuğunu da dinlemiş oldular. Yani hani başlangıç noktasında derdiniz ve ortaya attığınız soru şu anki geldiğiniz soru değil de o yolda evriliyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani koşullar, sizin kendi ilgi alanınız, araştırmalar, çıktıları vesaire hepsi bir araya gelip mesela şu an hayal ediyor muydunuz bütün bunları yapıp sonra dönüp Türkiye'ye geleceksiniz, Türkiye'de tekrar bu çalışmaları yapılandıracaksınız? Türkiye'ye gelmeyi ABD'ye gittiğim ilk günden beri hayal ediyordum. Ona hiçbir şüphem yok. İyi ki geldiniz. Her zaman gelmek istedim. Annem babam her zaman gelmemi istedi. Şimdi hayatta değiller ama her zaman gelmemi burada istediler. Burada güzel çalışmalar bekliyoruz şimdi sizden. Gençlerle İnşallah. Birlikte güzel projelere imza atmanızı umut ediyoruz. Çünkü bu hani havalı kavramlar ya, şifreleme, yapay zeka falan, hani çekiciliği var dememin sebebi o. Önemli olan onun içini nasıl doldurduğumuzda. Tabii. Yani işte kodlama diyoruz, şu diyoruz, diyoruz da ne yapıyoruz? Siz mesela çok güzel ifade ettiniz. Yazılım, hani bunu tasarlayabilecek, bunu kaldırabilecek yazılımlar, bilgisayar
donanımı, hani burada sıfırdan başlanacak bir süreç var sağlam inşa etmek için, öyle değil mi? Öyle, kesinlikle. Bu laboratuvar belki onun için. Bu laboratuvar onun için, aynı şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de bir laboratuvar kurmak istiyorum. Onlarla da çalışmak istiyorum. Hı hı. Ben aslında yaptığım şeylerin birincisi, yani bir, çok öğrencim olmalı benim. Çok iyi öğrencilerim olmalı. Ben yani çok iyi öğrencileri çalıştırarak buraya geldim. Bu noktaya geldim. Onlarla çalışarak, onların zekalarından, onların parlak fikirlerinden faydalanarak buraya geldik. Zor problemleri iyi ifade ederim ben ama yani çözmek için iyi öğrenciye ihtiyacım var. İnşallah bunu ben Türkiye'de çok daha iyi başaracağım. Aslında bunu ABD'de şöyle yapıyordum. Bakın Görkem Hanım, her geldiğimde gittiğim, konuşma yaptığım okullarda, Bilkent'te, İTÜ'de en iyi öğrenci alıp Türk ABD'ye götürüyordum. Benim 13 tane Türk doktor öğrencim var. Ve bunlar Sabancı'da, işte efendim Gebze Teknik'te, ABD'de hocalar şu anda. Fakat şimdi bunu Türkiye'de yapmak çok hoşuma gidecek. Ve yapacağıma da inanıyorum. Ben hiç kimseden korkum yok bu konuda. Hani umutsuzluğa da kapılmadım. Biz bunu yapamayız, biz bunu yaparız diyorum. Peki iyi bunu. Öğrenciler diyorsunuz. Mühendislik seçecek adaylara hadi seslenelim. İçinde bu söylediğimiz hocanın araştırma aşkı, değil mi? İnsanlığa fayda, yeni bir şey inşa etme. Bunlar olacak mühendislik seçecek arkadaşlara. Asıl önce şu olacak deseniz, cümleye başlasanız ne olur o? Mühendislik okumak isteyen arkadaşlar, elektronik, bilgisayar ve makine mühendisi özellikle. Bunlar gerçekten geleceğin teknolojilerini üretecek olan mühendislikler. Birincisi, çok iyi matematik öğrenin. Her zaman, hiçbir zaman bırakmayın. Sürekli öğrenmeye devam edin. Matematiği de çok dar alanlarda değil. Birçok alanı var matematiğin. Size yol gösteren kişiler olmalı. Çünkü çok iyi bir jungle orası. Orada kaybolmak mümkün. Kaybolmak gerekmez. İkincisi, projelerde çalışın. Sürekli yani bir şeyler yapmaya çalışın. Mesela açık kaynak projeleri vardır. Veya kendi üniversitenizde projeler yapılıyordur. Kendinizi gösterin. Konuşmalara gidin, çok iyi dinleyin, anlamaya çalışın. Anladığınız kısımları başkalarına anlatmaya çalışın. Siz bunu yaparsanız birisi sizin karşınıza çıkıp sizin yaptıklarınızı beğenebiliyor. Ben ısrarcı öğrencileri seviyorum. Yani, ısrarcı. Evet. Sürekli takip etmeli. Talep edin. Evet. Yani sürekli kendini göstermeye çalışan. Ama bunu yaparken de sığ olmayan, derinliği olan öğrencileri seviyorum. Tabii onları ayırt etmek benim işim. Çok iyi bilirim. Peki böyle bunu. Mühendislikte bazıları der ki temel mühendisliklerden, temel ana yoldan şaşma. Sonradan işte iki mühendislik bir araya geldi. Yeni bir melez, bir bilim dalı doğdu vesaire. O değil. Ana yoldan şaşma der. Kimisi de tam tersini söyler. Uzmanlaşma önemli, korkma seç der. Siz hangisini öneriyorsunuz? Ben paradoksal gözükse bile iki şey öneriyorum. Birincisi, bir konunun uzmanı olun. İkincisi, interdisiplinleri, disiplinler arası çalışmaya önem verin, başka şeyler de öğrenin. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor, farkındayım. Ama başka, kendi konunuzun çok iyi uzmanı olun, başka konuları da anlayacak kadar kendinizi yetiştirin, okuyun. Sürekli okuyun, sürekli izleyin, dinleyin. Aslında en iyisi ne biliyor musun? Seminerlere gitmek, konuşmalara gitmek. Ki çoğu biliyor musunuz üniversite öğrencisi, siz de işte öğrencilerle temas almasınız. Çok ben de öyle. Evet. Kaçıyorlar. Evet, yani işte değil. Ya hocam, hani onu boş ders gibi algılıyorlar. Evet, hani konferans varmış. Bazısı tabii, yani bütün öğrencileri hemen söylemeyelim. Kimisi gerçekten o konuda hepsini takip etmeye, birinden bir şey öğrenmeye çalışıyor. Ama genel anlamda onları takip etmeleri aslında ne kadar önemli. Orada bir deneyim aktarımı var sonuçta. Kesinlikle, ve çok az bir zamanda çok şey öğreniyorsunuz. Doğru. Yani gidiyorsunuz oraya, oturuyorsunuz. Adamın birisi çıkıp 3-5 senede uğraşıp ortaya çıkardığı şeyi anlatıyor. Doğru. Siz onu anlıyorsunuz. Bir hayatı boyunca çıkarıp özümsediği bir başlık aktarıyor orada. Sen onu bir saatte dinleyeceksin. Dinleyip anlıyorsun. Ne Doğru. kadar güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey vurgu yapsınız. Kesinlikle. Evet, şimdi son saniyeler. Son saniyelerde mühendislikte işte teknoloji geldi, her şeyi değiştirdi vesaire diyoruz ya biz. Bu şuna dikkat etsinler mi? Teknoloji her şeyi değiştirdi, evet. Dolayısıyla mühendislikte seçeceği bölümler de buna ayak uydurabilen bölümler olsun der misiniz? Yoksa zaten Görkem, mühendislik söz konusuysa hepsi ayak uydurmak zorunda mı dersiniz? Aslında biyoloji de çok ilginç bir konu. Ziraat çok önemli bir konu. Organik tarım çok önemli bir konu. Yani her konu önemli hepimiz için.
ama ben mühendis olacağım diyebilirsiniz. Yani doktor olacağım der gibi. Bence belki de benim kişisel tercihlerim dolayısıyla elektronik bilgisayar ve makine mühendislerinin etrafında dolanan konular önemli. Eğer bu yeni teknolojileri bu belirleyecek. Mikromoleküler makine mühendisliği çok önemli. Aynı şekilde elektronik mühendisliğinde o kadar çok komünikasyondan tut da işte özellikle kablosu çok önemli konular geliyor. Kriptografi önemli, siber güvenlik önemli. Bilgisayar mühendisliği ise her alana girdiği için çok fazla söylenecek bir şey yok. O artık bütün mühendisliklerin şahı olma yolunda ilerliyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten memnun ederim. Oldum sizi ağırladığım için. İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Çetin Kaya Koç bizimle birlikteydi. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından toplumun dönüşmesinde en büyük rolü olan kimdir diye sorsam öğretmenler aklınıza gelir. Peki öğretmenlik düşünen, eğitim fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar acaba size göre mi bu fakülte? Birazdan karşınızda olacağız konumla. Evet, öğretmenin gücü binlerce yaşamı değiştirir. Dedik ya, toplumun dönüşmesinde bu kadar önemli rolü olan öğretmenler nasıl olmalılar? İlham veren olmalılar, güven vermeliler. Sevgide de aslında cömert olmalılar, sabırda da öyle. Empati kurmalılar dedik. Öğretmenler her zaman söylüyoruz, kahraman değil insandır. Aslında öğretme yolculuğunda öğretmenler de öğrenmeye devam edendir. Bunlar uzmanların söyledikleri. Birazdan konuğumuz detaylandıracak elbette daha iyi bir şekilde. Öğrenmeye açıktır. Hani teknoloji değişiyor, öğretmenlerimiz acaba ayak uydurabiliyor mu, yetebiliyor mu, bu teknolojiye uyum sağlayabiliyor mu diyoruz ya. Aslında o değişimi hisseden ve o değişimi ayak uydurmaya çabalayan, belki yeri geldiğinde öğrencisine dönüp ben bunun cevabını bilmiyorum ama araştırmaya devam edeceğim senin için diyebilendir. O yüzden kahramanlaştırma değil de aslında güven vermesi ve o da bir insandır. Aslında hep yeni öğretmenin rolünde buna vurgu yapılıyor. Yaşadığı toplumu iyi bilir. Toplumu, gençleri, çocukları anlayan, empati kuran ve onlarla birlikte yol alan idealist ve akılcıdır. Şimdi çok fazla misyon mu yüklüyoruz acaba öğretmenlerimize? İyi bir öğretmen nasıl olmalı? Üstelik nasıl yetişmeli? Nasıl bir eğitim ortamı sağlanmalı? Çocuklarımızın hayatına böylesi dokunan kıymetli öğretmenlerimizi yetiştirmek için eğitim fakülteleri nasıl olmalı? Birazdan öğretmenimize, birazdan akademisyenimize soracağız. Ama şimdi güzel bir hikaye paylaşmak istiyoruz sizinle. Cansu öğretmenin hikayesi. Topu bile olmayan bir köyden şampiyonlar çıkarmaktır öğretmen olmak. Benim adım Sefa Nurkurt, 11 yaşındayım. Cansu hocamız gelmeden önce beden eğitim hocamız yoktu. Bir sürü spor branşları öğretti. Gülle topumuz yoktu. Yuvarlak taşlarla çalıştırıyordu. Boşça sahamızı kendimiz yaptık. Dartı köpükle yaptık. Ciritleri ince çubuklarla attık. Yüksek atlamayı ballelerle yaptık. Cansu Hoca bize ragbi öğretti. Ragbi topunu poşetinin içine eşarp katarak yapıyorduk. Dışından da bantladık. Yarışma için Samsun'a gittik. Denizi gördüm. Hayvanat bahçesine gittim. Gemiye bindik. Atatürk'ün çıktığı gemiye. Duygulandık orada. Küçük gördükleri için kazanamaz. Boşuna ümitlenme diyorlar. Madalya aldık. Kupa aldık. İlk babamı aradım. Onlar da çok şaşırdı. Çok sevindiler. Ben de ileride beden eğitim hocası olmak istiyorum. Evet, gerçekten çok dokunaklı bir hikaye. Cansu öğretmen ve Sefa Nur. Onları da buradan sevgiyle kucaklıyoruz. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi değil mi? Evet. Deniz Dağseven Emrecan, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten bazen diyorum ki çok mu şey yüklüyoruz acaba? Öğretmen dediğin böyle olur, öğretmen dediğin şöyle olur. O yüzden bu sınıflandırma siz buradayken aslında anlatmak bize düşmezdi ama doğru muydu? Biraz doğru bir giriş yapabildik mi alanınıza dair? Evet, tebrik ediyorum sizi. Son derece güzel bir giriş oldu. Ama ben öncelikle şöyle girmek istiyorum. Meslek seçmek çok önemli ve çok kritik bir karar. Çünkü hayatınızın geri kalanını seçtiğiniz mesleğin üzerine inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla şu anda meslek seçme aşamasında olan üniversite öğrencisi adaylarına bu seçimlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum her şeyden önce. Öğretmenlik sihirli bir meslek.
Evet, doğru. Öğretmen olmadan önce hepimiz insanız elbette, sizin demin vurguladığınız gibi. Ama birisine dokunmak, bir canlıya dokunmak, bir insana dokunmak çok önemli bir şey. Bu hem mecazi anlamda hem gerçek anlamda. Çünkü çocuğun kalbine dokunmak, onun ruhuna dokunmak, onun zihnine dokunmak ve orada yer etmek gerçekten çok çok kutsal bir şey. Dolayısıyla öğretmenlik, her meslek kutsal elbette ki, her meslek çok önemli. Ama öğretmenlik bu söylediğim sebeplerden dolayı son derece kutsal, özel ve önemli bir meslek. Bir de aileden sonra o güven çemberine ilk gelen kişi. Kesinlikle. Yani ailenin de aman hocam sana emanet diye bıraktığı kişi. Eskilerin tabiriyle eti senin, kemiği benim. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Hani son zamanlarda elbette tabii değişti belki biraz öğretmenlikte, yeni nesilde. Ama ne olursa olsun aileler açısından baktığımız zaman en değerli varlıklarını emanet ediyorlar. Onun için çok önemli. Çocuklara küçük yaşta sorduğunuz zaman, sizin ilk girişte söylediğiniz gibi aslında ne olmak istiyorsun sorusuna verilen bir iki cevaptan doğru, bir tanesi doğru. Öğretmenlik. Neden acaba böyle? Yani neden çocuklar ilk sorulduğunda öğretmen olmak istiyor, doktor olmak istiyor, polis olmak istiyor örneğin diye baktığınız zaman aslında bunun çok belirgin bir sebebi var. Çünkü erken yaşlarda en önce tanıştıkları meslek grubu, anne kucağından sonra gittikleri kucak, öğretmen kucağı. Dolayısıyla orada bir psikolojik bağ var, başka bir bağ var. Ve aslında hayatımızın pek çok aşamasında hayatımıza dahil olan bir sürü insanı unutuyoruz, bir sürü anıyı unutuyoruz. Ama çocukluk anılarımızda özellikle ilkokul öğretmenimiz, daha ileriki kademelerde bize dokunan, ruhumuza dokunan, bize yön veren öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutmuyoruz ama bunların sayısı da çok olmuyor. Yani tabii. Eğitimin er kademesinde baktığınız zaman acaba niye bu bende iz bıraktı dedikleriniz hep bireysel olarak ya size güvenen, kesinlikle, ya sizde bir şeyi keşfedip işte onu size geri bildirimde bulunan. Yani evet, bireysel bir dokunuş görüyorsunuz. O yüzden unutmayıp o iz bıraktı benim hayatımda diyorsunuz. Evet, işte öğretmenlik yani o sihirli dediğim şey o. Çünkü dokunuşunuzla o bir sihre dönüşüyor. Çünkü bir çocuğun hayatına yön veriyorsunuz. Gelecek nesillere yön veriyor olma duygusu. Öğretmenliğin aslında en tatmin edici, yapan kişi açısından en tatmin duyduğunuz, mesleki doyuma eriştiğiniz noktası. Hani bugün konuşuyoruz ya hocam, işte sayısalcı, sözelci. Bazen başlangıcında öyle hikayeler oluyor ki bir dersi çok sevmenizi, bir dersten çok korkmanıza sebebiyet verebiliyor. İşte bir fen bilimleri öğretmeni menemen yaparak sınıfta kimyayı anlattığı zaman, aa evet kimya böyle bu kadar hayatla iç içe dedirttiği zaman, o çocuk sonra o formüllerden sonrasında da bilim insanı sandığına gidebiliyor. Yani o ilk öyle. ilk ekmeği kesinlikle, öğretmen yapıyor. Kesinlikle çok çok öyle. Önemli o yüzden. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman sizin baştan söylemiş olduğunuz, hani bunu çok mu misyon yüklüyoruz? Aslında bütün bunların hepsi evet öğretmende olması gereken bir takım özellikler. Ve gönülden işini severek, isteyerek, aşkla yapmak çok önemli. Peki, bir böyle şey. Peki böyle öğretmenleri nasıl yetiştireceğiz biz eğitim fakültelerinde? Gelelim ona. Evet. Eğitim fakültelerinin programları aslında biliyorsunuz YÖK tarafından standart bir şekilde gönderiliyor. Yani içerikleri ve derslerini değiştirme şansımız üniversiteler olarak bizlerin yok. Ama tabii bu programlar belli komisyonlar aracılığıyla oluşturuluyor ve tabii ki üniversitelerden görüş alınarak da oluşturuluyor. Ama burada önemli olan yine bu programı nasıl öğretmen adayına aktardığınız. Örneğin Maltepe Üniversitesi'nde akıl ve gönül birlikteliğiyle işini aşkla ve heyecanla yapan akademisyenlerle birlikte çalışma fırsatına sahip olmaları mezunlarımız açısından büyük bir fark yaratıyor diye düşünüyorum ben. Onun dışında tabii ki uygulama çok önemli. Teorik bilgi elbette ki çok önemli. Tabii ki işin teorisini bilmeden uygulamasına geçmek, bunu uygulamak, çocuğa dokunmak mümkün değil. Ama uygulama kısmını ağırlıklı olarak programların içerisine dahil edebilmek çok önemli. Bunun için bir takım yapmış olduğumuz protokoller var. Bu protokoller çerçevesinde bir takım
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisindeyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz protokollerle öğrencilerin ilk öğretimden liseye kadar çeşitli kurumlarda daha öğretmen olmadan işin tozunu yutma şansına sahip oluyorlar. Dolayısıyla uygulamayı ve teoriyi dengeli bir şekilde ve daha mezun olmadan kontrollü bir şekilde öğrenciye dokunma fırsatını sağlamak bu işin temeli diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak eğitim fakültesi mezunları öğretmen olmaya mı çalışır? Yoksa artık çeşitlendi bir eğitim fakültesi mezunu bu eğitimle, bu aldığı saydığınız eğitimle çok farklı yerlerde de kendisi iş sahası yaratır der misiniz? Yoksa hani atanmayı bekleyen öğretmen derden biri mi olacağım ben diyen için soruyorum bunu. Tabii ki eğitim fakültelerinin ilk hedefi, misyonu öğretmen yetiştirmek. Sistemimize öğretmen yetiştirmek. Ama tabii ki öğretmenlik eğitimini aldıktan sonra öğrencilerin kendilerini açacakları başka alanlar da var. Örneğin materyal tasarımı bunlardan bir tanesi olabilir. Şimdi öğretmenlik materyalsiz yapılabilecek bir iş değil. Ama bu materyal tasarımları öğretmenlik mesleği almış kişilerin özellikle de bu uygulamada gördükleri açıklar veya şöyle daha iyi olabilirdi diye teorikte öğrendikleri şeylerle birlikte mesela bu tarafa yönlenebilirler. Onun dışında bir takım yayın evleri, çocuk yayın evleri var. Yayın evleri kitaplar çıkarıyorlar. Dolayısıyla çocuk kitapları hatta yaratıcı drama. Yani kesinlikle bambaşka öyle. Alanlar var aslında. Evet, evet, evet. Tabii ki drama bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla öğretmenlik okuduktan sonra mutlaka öğretmenlik yapacaklar diye bir kural yok. Ama tabii ki eğitim fakültelerinin ilk görevi sisteme öğretmen yetiştirmek. Bu çok yönlülüğü sağlamak için çift anadal, yan dal olanakları nedir? Diyelim ki işte çocuk gelişimi okuyor. Bir yandan da yan dal ya da çift ana dal yapabilir mi? Maltepe Üniversitesi açısından söyleyeceğim. Eğitim fakültesi içerisinde rehber psikolojik danışmanlık Türkçe programı, okul öncesi öğretmenliği programı ve özel eğitim öğretmenliği programları arasında çift ana dal yapmaları son derece mümkün. Onun dışında yakın bir zamana kadar eğitim fakültelerinin başka fakültelerle çift ana dal programı yapma olasılıkları yoktu. Öncelikle belki biraz şeyi söyleyeyim. Çift ana dal ne demek? İlk defa duyuyor olanlar olabilir. Çift ana dal bir lisans programına kayıt olduktan sonra 3. yarı yılda ve en geç 5. yarı yılda başka bir fakültenin ya da kendi fakültesinin içerisindeki başka bir programda diploma almak üzere başka bir programın daha derslerini alıyor alabilmesi. Kazandığı haklarda geçerli olarak diyelim ki burslu bir öğrenci başarılı öbüründe de çift ana dal yapmak istiyor. Aynı bursluluğu geçerli oluyor. Elbette. Ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültemiz arasında rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve psikoloji programları arasında çift ana dal yapma şansları var. Bu sene başlayacak şekilde de okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği ile sosyal hizmet programı arasında çift ana dal yapabilirler. Yan dal programları eğitim fakültelerine verilen bir hak değil. Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir eğitim fakültesinde yan dal programı olma olasılığı yok. Şimdi eğitim fakültesini tercih edecekler bir parça daha dikkatli olacaklar bu sene. Kontenjanlarda yaklaşık %11 daralma söz konusu. Baraj var. 300 bin barajı var. Dolayısıyla çok daha dikkatli davranarak tercihlerini yapmaları gerekiyor. Kesinlikle öyle ama onlara önereceğim şey şu olabilir. Tabii işin bir takım teknik tarafları var. Puan hesapları, sıralamalar vesaire. O kadar teknik kısmına girmeyeceğim belki ama öğretmenlik gerçekten isteyerek, severek ve candan yapılabilecek bir şey. Meslek seçerken en başta buna dikkat etmek gerekiyor belki. Ama öğretmen olmak istiyorlarsa gerçekten öğretmen olmak isteyen adayların bu teknik konulara da dikkat ederek sıralamalarını buna göre yapmalarını öneriyorum kendilerine. Yani hani sınav puanıyla öğretmen olacağım, eldeki puanla öğretmenlik oluyor gibi bir kararla. Tabii öyle gelen öğrencilerimiz de elbette oluyor. Elbette öyle oluyor ve bazıları da geldikten sonra çok da seviyorlar. Çünkü aslına bakarsanız bizde meslek seçimi aslında bir sürü başka ülkede de böyle ama kafaların biraz dumanlı olduğu bir döneme denk geliyor. Tam ergenlik sonrası genç yetişkinliğin başı gibi dolayısıyla adaylar bazen kendilerini tanımıyorlar. Sınırlarını
sınırlarını, yeterliliklerinin farkında değiller ya da tanıdıklarını zannediyorlar. Hı hı hı. Bazen de gerçekten sadece puanı yettiği için geliyor ama sonra çok seviyor ve gerçekten izliyoruz. Hı. Çok da başarılı öğretmenler oluyorlar. Peki bu işbirlikleri dediniz ya farklı STK'larla. Hı hı. Mesela Tohum Otizm Vakfı ile bir işbirliğiniz var. Yine baktığımızda Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı. Serebral palsi Türkiye. Bunlar tamam üniversitenin sosyal sorumluluk vesaire çalışmalarına katkı sağlar ama öğrenciye de ne gibi faydaları var onu da öğrenmek isterim. Özellikle geçen yıl yapmış olduğumuz iki protokol hem öğrenciler açısından hem de sivil toplum örgütleriyle üniversite işbirliği açısından son derece önemliydi. Söylediğiniz gibi Tohum Otizm Vakfı'yla ve Spastik Çocuklar Vakfı'yla veya Türkiye Serebral Palsi ile bir protokol imzaladık. Bu protokoller çerçevesinde üniversitemizde Spastik Çocuklar Bilimsel Araştırma Merkezi de kuruldu. Hı hı. Burada bir takım akademik çalışmalar bu kurumlarla birlikte yapılacak, devam edecek. Tohum'la da keza öyle. Ama bu çalışmaların içerisinde öğrencilerimiz de yer alacaklar hı hı. öncelikle. Onun dışında da bu sivil toplum kuruluşlarının her ikisinin de kendilerine ait okulları var. Hı hı. Dolayısıyla öğrencilerin, kendi öğrencilerimizin bu okullara giderek orada işi yerinde görmeleri, iyi örnekleri gözlemlemeleri, oradan bir takım tecrübeler elde etmeleri mümkün. Öğretmenlik uygulaması derslerinde özel eğitim bölümleri bu sivil toplum örgütlerine öğrenci gönderiyor, özel eğitim bölümü olarak gönderiyoruz. Dolayısıyla öğrenciler bu kurumların içinde bizzat çalışarak da işi öğreniyorlar. Şimdi bu özel öğretim dediniz değil mi? Özel eğitim. Özel eğitim öğretmenliği. Evet. Bununla ilgili de bilgi verelim mi? Çünkü bazen diyorlar ki kimlerle çalışacağım ben? Nasıl öğrenciler olacak öğrencilerim? Acaba işte sabırlı olabilir miyim? Bana göre mi? Hani öğretmenliğin ötesinde bir başka sorgular da başlıyor bu bölüme tercih doğru, edecek evet. adaylar için. Bu çok sıklıkla karşılaştığımız özel eğitim bölümlerini okuyacak olan öğrencilerin çok sıklıkla sordukları şeyler. Evet doğru yani kiminle çalışacaklar? Yetersizlikten etkilenmiş dediğimiz ya da yaygın kullanımlı engelli öğrencilerle bir arada olacaklar. Örneğin Tohum Otizm Vakfı otistik çocuklarla, otizmli bireylerle çalışıyor. Spastik Çocuklar Vakfı, spastik çocuklarla, serebral palsi olan çocuklarla çalışıyor. Veya bazı okullarda zihin yetersizliği olan çocuklarla, görme yetersizliği, işitme yetersizliği olan çocuklarla çalışacaklar. Tabii ki bunun beraberinde getirdiği bir takım başka sorumluluklar elbette var ama işin özünde öğretmenlik var her zaman. İlk başta çok duygusal ve çok nasıl yapacağım gibi yaklaşılabilir ama bu işin doğasında bir süre sonra bunu kanıksamak, kabul etmek ve yapması gerekeni yapmak. Yani çünkü onu hayata hazırlamak durumundayız. Dolayısıyla hayata hazırlamak için öğretmenlerimizi yetiştiriyoruz. Şimdi öğretmen hep çok yönlü olmalı diyoruz ya. İşte tamam eğitim anlamında aslında alması gerekeni alacağı bir müfredat vesaire ama sonrasında kendine ne kattı? İşte toplumu anlamak diyorsak işte bir belki de öğrenci kulübünde, bir dans kulübünde işte folkloru bilecek ya da işte çeşitlemesi gerekiyor kendini donatması için değil mi? Hani müzik bilen öğretmen, resme yeteneği olan, resme ilgisi olan öğretmen. Kampüste içeri girdiğinde bu öğretmen adaylarına ne önerirsiniz? Evet, şimdi üniversite öğrencisi olmak sadece okuduğu bölüme gitmek, oradaki derslere girmek, derslerde başarılı olmak değil. Elbette bu çok önemli. Ama üniversite öğrencisi olmanın başka bir tarafı daha var. Tabii Maltepe Üniversitesi'nin böyle bir avantajı var. Çok büyük bir avantajı var ki kampüs üniversitesi ve Türkiye'deki sayılı büyüklükteki kampüs üniversitelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Maltepe Üniversitesi'nin bu kampüs üniversitesi olmasının getirmiş olduğu bir takım şanslardan öğrencilerimizin yararlanması mümkün. Bizim çok sayıda öğrenci kulübümüz var. Bu öğrenci kulüplerinde bizzat üye olarak çalışabilirler. Onun dışında her fakültenin aynı kampüs içerisinde yer alması, başka fakültelerden bir takım ilişkiler kurmalarına, bir takım arkadaşlıklar edinmelerine hizmet edecek. Çünkü düşündüğünüz zaman aslında üniversitede edindiğiniz arkadaşlar sizin gelecekteki dostlarınız oluyor. Belki yani ilkokuldan ilkokuldan, ortaokuldan çok dost kalmıyor belki insanın hayatında ama üniversite arkadaşından çok fazla bir arada yürüdüğünüz meslektaşınız kalıyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için.
Ben teşekkür Maltepe ediyorum. Maltepe Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Dağseven, Emecen bizimle birlikteydi. Programın sonuna geldik. Çok uzatmayacağım. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Yarın 14.10'da görüşmek üzere diyorum. Madem bu kadar öğretmenlik konuştuk, iki tane öğretmenimin adını söylemeden programı kapatmak istemiyorum. Mehmet öğretmenim ilkokuldan, Hatice Demirörs yine ilkokul öğretmenim. Aslında bu mesleği sevmemi sağlayan, ilk adımı atmama vesile olan Anadolu Üniversitesi'nden, Radyo A'dan doçent doktor Özlem Ataman. Hocama da saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Ne güzel.